buyurunuz Sayın Nazlı Hakkı, nedir? İşler de oldu. Az önceki Sayın Hatip diyerek bana kendisi bir takım... Yanlış anlaşmaları düzeltmek için. Buyurun. İki dakika süre veriyorum Sayın Nazlı Hakkı. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle Sayın Hatip'e şunu hatırlatmak istiyorum. Sanıyorum kendisi çok fazla tiyatroya gitmediği için tiyatroyla sinemayı karıştırdı. Bizim bugün konuştuğumuz araştırma önergesi sinemayla ilgili değildi. Tiyatroyla ilgiliydi. O yüzden yanlış konuda konuştunuz. Bu bir. İkincisi, kendisi gene bütçeyle ilgili bir takım örnekler verdi. Kaçmayın Sayın Hatip, daha size kitap hediye edeceğim. Çünkü gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları bilmiyorsunuz. Bu kitabı okumanız lazım, size bunu hediye edeceğim. İkinci konu, bütçeyle ilgili Sayın Hatip'in gene bir yorumu oldu. Size söyleyeyim ayrılan bütçeyi. Genel bütçemiz 350 milyar 948 milyon TL'dir. Oysa ki tiyatrolara ayrılan bütçe sadece 147 milyon 700 14 bin TL'dir. Yani toplam bütçenin sadece 10 binde 4'ü. 10 binde 4'ü. Bu mu batıyor size? Bu mu çok geliyor size? Yazıklar olsun diyorum. Üçüncü konu. Gelişmiş ülkelerden bahsettiniz. Dediğim gibi bunun için sanıyorum biraz kitap okumanız gerekiyor ya da saydığım ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunun ayrımında değilsiniz maalesef. Ha bir de dediniz ki devletle sanatçı arasındaki bağ kopmuş durumda. Hayır, kopmuş durumda değil Sayın Hatip, ama siz koparmaya çalışıyorsunuz. Biz buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bir de sanatçıların iki işte çalışmasından, randımanlarının düşük olmasından bahsettiniz. Ne kadar güzel bir konuya temas ettiniz. E sizin aranızda da iki işte çalışanlar var. Üstelik milletvekili olduğu halde televizyonlarda yorum yapanlar var. Onun için lütfen önce dönün, kendi çöplüğünüzü temizleyin. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.